Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için İstanbul World Food Fuarı'ndan ve yine sektörümüzün lider ve öncü bir firmasından Dicle Grup'tan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkan yardımcısı ve dış ticaret müdürü Sayın Nurullah Yıldız Görer var. Bakalım bizlere sektörlerine dair neler aktaracaklar, bizden ayrılmayın diyoruz ve müsaadenizle röportajımıza geçiş yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Öncelikli olarak merhabalar Nurullah Bey. Programımıza sizler de hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok mersi, çok sağ olun. Şu anda görüyoruz World Food Fuarı'nda katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Ve birçok ürün gamıyla da, birçok ürün yelpazesiyle de burada tüketicilerinize ev sahipliği yapmaktasınız. Ürünlerinizi buluşturma noktasında. Bizler kısaca öncelikli olarak markanızı ve faaliyet alanlarını sizlerden dinleyebilir miyiz Nurullah Bey? Tabii ki. Öncelikle standımıza hoş geldiniz. World Food Fuarı Türkiye'nin en büyük fuarlarından, gıda fuarlarından birisi. Bizler de ihracatçı firmalar olarak burada bulunuyoruz. Müşterilerimize buluşmak için, onların tedarik ihtiyaçlarını karşılamak için, ileriki yeni pazarlarda söz sahibi olabilmek için burada yerimizi aldık. Müşterilerimizi, misafirlerimizi bekliyoruz, ağırlıyoruz. Bizler Dicle Grup olarak 92 yılında kurulmuş bir dış ticaret firmasıyız. Yaklaşık 20 senedir Mersin'de ikamet ediyoruz. Mersin'de şu an bakliyat, eleme, temizleme, sortex, boylama, mercimek eleme işlemesiyle ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz. Dicle Grubu olarak ayrıca enerji ve eğitim sektörlerinde de faaliyet gösteriyoruz. Ancak ana sektörümüz gıda sektörü olduğu için bakliyat işlemesi yapıyoruz. Şu an yaklaşık 25 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'de yaklaşık 55 bin firma arasında 2022 yılında biz gıda sektöründe 3. firma olarak ve Türkiye geneli 81. firma olarak ihracat şampiyonluğu elde ettik. Bu ihracatlarımıza artı daha yeni ülkeler, yeni pazarlar katmak için, yeni müşteriler elde etmek için bu tarz uluslararası güzel fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Türkiye'de fuar konusunda şu an gelişiyor. World Food Fuarı da bunun öncülüğünü sağlıyor. Yani şu anda bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Biliyorsunuz ki tabii ki burada birçok kuru bakliyata da öncülük ediyorsunuz. Tabii ekran başındaki değerli izleyicilerimiz de, yurt dışından bizi izleyen izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Tabii ki Dicle Grubu tercih ettiklerinde hangi ürün skalasıyla karşı karşıya geleceklerdir Nurettin Bey? Biz Dicle Grup olarak ana üretimimiz bakliyat dediğim üzere. Bakliyat içerisinde en büyük kalemlerimiz mercimek. Günlük 400 ton mercimek işleme kapasitesine sahip bir tesisiz. Onun dışında nohut, fasulye, bulgur, pirinç, bu tarz bütün bakliyat ve tahıl sektörlerinde olan ürünleri çalışıyoruz. İhracatını yapıyoruz. Üretimimiz genelde bakliyat işlemesi. Bu ürünleri de çalışıyoruz ama ayrıca makarna, ayçiçek yağı, buğday unu, bu domates salçası, bu tarz gıda ürünlerinin de ihracatını yapıyoruz. Peki efendim, ilerleyen süreçlerde bizler markanızı nerelerde göreceğiz Nurullah Bey? Kısacası ilerleyen dönemlerdeki hedef ve projeleriniz nelerdir? İlerleyen dönemde şu an Avrupa pazarına başladık. Avrupa pazarında biraz daha yer edinmeye çalışıyoruz. Bizim ana pazarımız Orta Doğu. Orta Doğu'daki bütün ülkelerle çalışıyoruz. Şu anda hedef ülkelerimiz genelde Afrika ülkeleri. Çünkü gerçekten çok güzel bir kapasite var, iyi bir alım gücü var. Orada üretimler de olmadığı için bizim ana pazarlarımız şu an Afrika ülkelerine kayıyor. Peki efendim, ben şimdi çok özel bir soruyla programıma devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız değilsiniz Nurullah Bey. Sizler gibi aynı işte farklı sektörde iş ortaklarınız, kısacası rakipleriniz mevcut. Sizleri diğer iş ortaklarınızdan farklı ve ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizi sizden öğrenebilir miyiz? Bizim en büyük ayrıcalığımız verdiğimiz taahhütlerde yerine getirmek, verdiğimiz kaliteleri yerine getirmek. Vizyon ve misyon çerçevesinde uluslararası bütün müşterilerimizin taleplerini yerine getirmektir. Bizim yani genelde bakış açımız kalite politikasından başlayıp müşteri memnuniyetiyle bitmesi.
Bu nedenle diğer firmalardan ayrıldığımızı düşünüyoruz. Evet, sizin de arz etmiş olduğunuz üzere zaten bir firma için olmazsa olmazı biliyorsunuz ki müşteri memnuniyeti. Sizlerden, ürünlerinizden memnun kalan herhangi bir tüketiciniz sizi eşine, dostuna önereceklerdir Nurullah Bey. Bu da firma marka bilinirliğiniz olarak sizin başarı grafiğinizi, başarı çıtanızı bir kat, bir basamak daha yukarıya taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Ve şimdi biliyorsunuz World Food Fuarında katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Fuar konsepti hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? World Food Fuarı dediğim gibi Türkiye'de en büyük fuarlardan bir tanesi. Gelişim, biraz daha gelişim sağlanabilir. Daha çok uluslararası firmalara katılım, daha çok firmalara ulaşım sağlanabilirse yani müşteri portföyü de, katılımcı portföyü de daha kaliteli olacaktır. Ama şu anda biz memnunuz, bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi ülkemizde, Keşmir'de gelen bütün müşterilerimizi ağırlayıp onları memnun bir şekilde kendilerini ülkelerine uğurlamak ve bizim de ülke olarak ihracatımızı artırıp ekonomimize katkı sağlamaktır. Peki efendim, buradan son olarak bizlere ve ekran başındaki değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Biz fuarda bulunuyoruz. Cumartesi gününe kadar fuarımız devam ediyor. Müşterilerimizi bekleriz. Memnuniyetle burada karşılarız, ağırlamak isteriz. Bizlere aktarmış olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü ben de sizlere kendim ve kanalım adına çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum Nurullah Bey. Tekrardan programımıza hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Rica ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de sizler için İstanbul World Food Fuarı'ndan ve yine sektörümüzün lider ve öncü bir firmasından Dicle Grup'tan seslendik. Firma Yönetim Kurulu Yardımcımız ve Dış Ticaret Müdürümüz Nurullah Bey'e aktarmış oldukları bilgilerden ötürü sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizler sektörler arası yolculuğumuza buradan devam ederken lütfen bizden ayrılmayın diyoruz efendim. Şimdilik hepiniz esen kalın.